أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Evet değerli izleyiciler, bir diğer med kısmımız meddi arızdır. Meddi lazımdan sonra meddi arız geliyor. Meddi arız aynı şekilde Kur'an'a öyle güzellik katan bir kaide ve bir kuraldır. Allah'ın izniyle işlediğimiz zaman meddi arızın hakkını vererek ayetleri okuduğumuz zaman başka bir güzellik ortaya çıkıyor. Evet, meddi arız dördüncü kısmına gelen, yani meddi muttasıl, meddi munfasıl, ondan sonra meddi lazım, daha sonra meddi arız, dördüncü kısmından meddi arızdır. Meddi arız ne demektir? Medd-i arızın tarifine baktığımız zaman medd-i arız med harflerinden sonra sükun-i arız geldiğinde medd-i arız yapılır. Sükun-i arız ne demektir? Sükun-i arız harekeli harfin üzerinde, yani durulduğunda cezimle okunmasıdır. Yani şeyin tam tersi. Medd-i lazım hem geçişte hem de durulduğunda neydi? Hiç değişmeyen. Biz buna ne demiştik? Meddi, yani buna sükuni lazımi demiştik. Yani hiç değişmeyen. Hangi halette oluyorsa olsun değişmeyen. Ama meddi arızın yerine gelmesi için, meddi arız kuralının yerine gelmesi için illaki ne olması lazım? Vakıf olması lazım. Vakıf olmazsa, yani durmazsak öyle bir şey meydana gelmez. Meddi lazım, meddi arız meddi arız genelde kelimenin sonuyla ilgili olandır. Kelimenin sonuyla, üzerinde durulan son harfin harekesine göre uzatmalar yapılır. Yani mesela öne baktığımız zaman hüküm olarak meddi lazım, bir de meddi muttasıl, bu ikisi neydi? Vacipti. Ama bunun dışında kalanların geneli caizdir. Şey olarak, med olarak caizdir. Bu caiz olanın bir tanesi neydi? Meddi munfasıldı. İkincisi ise meddi arızdır. Meddi arız da muhtelefun fihidir. Bazı alimler uzatmıştır. Bazı alimler de uzatmamıştır. Yani şeyde uzatma miktarıyla ilgili bir ittifak etmemişlerdir. Evet. Onun için meddi arız ya 2 ya 4 ya da 6 elif uzatılır. Aynen meddi meddi lazım kaç elif miktarı uzatılıyordu? 6 elif. Yani 5-6 elif miktarı. Meddi muttasıl 4 elif miktarı. Meddi munfasıl ise 2 veya 4 elif miktarı. Aynen zaten yaptığımız taksimatla ilgili. Yani. Araplar da diyor ya tavassut, yani tavassut 4 hareke, tul ise 6 hareke, kasr ise 2 hareke. Araplar da bunu diyor. Şimdi örneğimize baktığımız zaman Elhamdülillahi Rabbil Alemin, meddi arızın uzatılması dediğimiz gibi son harfin harekesine bağlıdır. Son harfin harekesi, eğer ki meddi arızda son harfin harekesi üstün olduğu zaman nasıl uzatacağız? Tul, tavassut ya da kasr uzatacağız. Tul dediğimiz gibi 6 hareke, tavassut 4 hareke, kasr ise 2 hareke. Bu ne zaman ki son harfin harekesi üstün olduğu zaman. Ama son harfin harekesi esre olduğu zaman ne yapacağız? Bu sefer tul, tavassut, kasır, bir de ravum dediğimiz bir kural var. Yani ravum çok fazla şey olmamıştır. Yani ravaşa bu şekilde, yani o özellikle ravum bugün İslam ülkelerinde, İslam devletlerinde var, kaide olarak var ama kimse tatbik etmiyor.
Kimse bunu yani uygulama olarak kimse uygulamıyor. Eğer ki sonu damme olduğu zaman ise, son harfin harekesi damme olduğu zaman ise, tul, tavassut, kasır, raum, bir de işmam. Ondan sonra tul işmam, tavassut işmam, kasır işmam. Taksimat yine biraz şeydir. Ama İslam beldelerine genel olarak uzatıldığı zaman, şimdi bu saydığımız uzatmalar da arkadaşlar, Allah Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan bize 3 çeşit okuma gelmiştir. Tarz olarak 3 çeşit. Ya tahkik, ya tedbir, ya da hadır diyoruz buna. Şimdi tahkik yani en yavaş. En yavaş. Tedbir ise orta derece. Orta derece. Yani ne çok fazla hızlı ne çok fazla yavaş. Şey ise hadir ise hızlı. Şimdi bu okuşlara göre mesela bu mesela ne diyorum, ben şeyi okuduğum zaman, ben mesela tahkik okuduğum zaman, bak bu üç ismi unutmayın. Tahkik, tedbir, bir de hadir. Tahkik yani en yavaş. Elhamdülillahi rabbil alamin. Biz buna tahkik diyoruz. Tedbir ise elhamdülillahi rabbil alamin. Buna ne diyoruz? Tedbir. Hadir ise elhamdülillahi rabbil alamin. Buna tedbir diyoruz. Şimdi bu saydığımız şeyler, yani tul, tavassut, kasır dediğimiz. Yani örnek diyorum. O kadar ki yani eğer ki bu şekilde uyguladığımız zaman, mesela bir kari, bir okuyucu adam bir yerde bir aşr okuduğu zaman mesela şey diyelim. Ya da mesela Fatiha'yı okuyor. Bir yerde Fatiha'yı aşır olarak okuyor. En yavaş tahkikle okuyor. Şu, bu şekilde olabilir mi? Elhamdülillahi Rabbi şey tahkik olarak Elhamdülillahi Rabbil alemin. Oluyor mu? Olmuyor. Mesela adam şey okuyor. Adam hızlı okuyor. Hadir. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Uzatıyor. Oluyor mu? Yok. Tavassut oksa, tavassutta örneğin diyorum, aynı şekilde sonunu kısaltırsa, yani kasır yaparsa elhamdülillahi rabbil alemin, hem yavaş okusa hem de kısalsa olmaz. Mesela Allah-u Teala Azze ve Celle mesela insanları yaratırken insanın sağını solu gibi yaratır. Bir insan kısa olduğu zaman ona göre ağızları da kısa olur. Bir insan zayıf olduğu zaman ona göre ağızları da zayıf olur. Aynen buna göre de bizim Kur'an okuduğumuz zaman düşün mesela bir insan kısaysa eli bir uzun adam gibi olur mu? Hiç güzel değil sanki. Onun için manzarayı manzaranın yani Kur'an okunduğu zaman Kur'an'ın ehkamlarına göre kurallarına göre okuduğumuz zaman başka bir manzara ortaya çıkıyor. O zaman alimlerin dediği gibi kıraat alimleri ne diyor? Diyor bir insan tahkik okuduğu zaman mesela şeyde medde arızda hangi uzatma olarak hangisini yapacak? Tuğlu yapacak. Tuğlu. Hadir şey tedbir okuduğu zaman en iyi şekilde hangi uzatma yapması lazım? Tavassut yapması lazım. Hadir okuduğu zaman ise kasır. Kasır yapması lazım. Bunun aksi olsa, yani eğer ki adam hızlı okuyorsa ama sonunu 6 elif miktarı uzatsa değişik olan, güzel olmayan bir manzara çıkıyor. Onun için buna dikkat etmemiz lazım. Bizim okuyuşlarımız, yani uzatmalarımız okuyuşlarımıza göredir. Tahkik okursak uzatacağız. Ama tedbir okuduğu zaman normal uzatacağız, orta. Hızlı da okuduğumuz zaman ona göre kasır yapacağız.
Şimdi anlaşıldı mı? Eğer ki son harfin harekesi üstün olduğu zaman tul, tavasut, kasır. Bu en çok olandır. Normalde hiç kimse ravmi yapmıyor, hiç kimse işmamı yapmıyor ama bunlar var. Ravmin tarifi, mesela ravm ne demektir? Ravm demek sesin üçte birini yemektir. Yani mesela sadece üçte birini veriyoruz. Mesela o da ravm sadece iki yerde oluyor. Hangi harekede? Ya dammede ya da kesrede. Ravm ancak iki yerde oluyor, fethede olmuyor. Ya kesrede ya da dammede oluyor. Yani ya ötrede ya da esrede oluyor. İşmam ise sadece dammede oluyor. İşmam dudakları yummaktır. Dudakları öne yumuyoruz. Mesela ya'lemun. Dudakları öne yumuyoruz. Ama işmam ise ravm ise sadece mesela harfin sesini üç kısma böldüğümüz zaman mesela ta'lemu örnek olarak mesela ne verebiliriz? Nesta'inu mesela iyyake na'budu ve iyyake nesta'in. Ravm yaptığımız zaman bak dikkat edin. Nesta'inu bu tam harekedir. Bunun az ne yaparsa nasıl olur? Nesta'inu bu bir az yani üç kısma ayırdığın zaman yani birisi tamdır. Birisi ortadır. Birisi ise sadece ya, ama duyulacak şekilde. Nesta'inu bu şekilde ravm budur. Ravm sadece üçte birini vermektir. Sesin yani olduğu zaman tasavvur ettiğimiz zaman sesin üçte birini veriyoruz. Nu demiyoruz. Nu demiyoruz. Nu. Sadece sesi böyle karşıdaki sadece sesi hissetse biz ona ravm diyoruz. İşmam ise sadece dammede oluyor. Fethede olmuyor, kesede olmuyor. Sadece dammede oluyor. Bunu da unutmamamız lazım. Çok fazla tafsilata girmeyelim. Çünkü girsek biraz insan kafasını karıştırıyor. Ama esas olan dul, tavasut, kasını unutmayalım. Bir harfin harekesi yani son harekesi üstün olduğu zaman dul, tavasut, kasır. Aynı şekilde keser olduğu zaman yine dul, tavasut, kasır veriyoruz. Aynı şekilde yine damme olduğu zaman yine dul, tavasut, kasır veriyoruz. Esas olan budur. Evet. Evet, harf-i metten hangisi gelmiş? Ya gelmiş. Ya gelmiş. Yani burası nasıl olması lazım? Burası durduğumuz zaman meydan gelir. Burası cezm olacak. Evet. Tamam. Sükune arzi nedir? Durulduğu zaman kalan, geçtiğimiz zaman da kaybolandır. Evet, sükune arzi buna diyoruz. Şimdi Ar-Rahman. Ar-Rahman. Burada mesela kaç elif miktarı uzatıyoruz? Burada eğer okursak Evet, tahkik okuduğumuz zaman 6 elif. Tedir okuduğumuz zaman 4. O hadr okuduğumuz zaman 2 elif miktarı uzatacağız. Yani 1 elif miktarı uzatacağız. Kasır. Burada artı ne var? Artı burada mesela işmam da var. Bir de ravm var. Tamam. Ravm da var. Ravmi bir kere söyledim. İnşallah tekrar etmeyeceğiz. Allemel Kur'an. Mesela birisi öne bu şekilde yapsa. Ar-Rahman. Allemel Kur'an. Hızlı okusa ondan sonunda o kadar uzatsa. Uygun değil. Uygun değil. Uygun olursa nasıldır? Ar-Rahman. Allemel Kur'an. Değil mi? Evet. Aynı şekilde harf-i metten hangisi gelmiş? Burada elif gelmiş. Gizli elif. Üzerinde durduğumuz zaman bak yine tekrar diyorum. Medd-i arız sadece vakıf dedim yani durulduğunda meydana gelir. Geçildiğinde ise sadece meddi tabi oluyor. Mesela Ar-Rahmanu geçtiğimiz zaman meddi tabi oluyor. Tabii. Ama arız olması için, meddi arız meydana gelmesi için illaki ne yapmamız lazım? Gerekiyor. Vakıf etmemiz lazım. Vakıf etmezsek öyle bir kayda meydana gelmez. Aynı şey Kur'an. Bu elifte gizli bir elif vardır. Uzatıyoruz. Yani harf-i med gelmiş.
üzerinde durduğumuz zaman yine ya tul, ya tavassut ya da kasır uzatacağız. خَلَقَ الْاِنْسَانِ Aynı şekilde harf-i metten hem elif gelmiş, harf-i metten elif gelmiş. Ondan sonra durulduğumuz zaman, yani burada sükun-i arızı geldiği zaman biz ya tul, ya tavassut, ya da kasır, yani ya altı, ya dört, ya da iki hareke Araplar diyor. Biz bir elif miktarı uzatacağız ya da bir elif miktarı. Hudan lil muttaqin, siz yapın İslam. Hudan lil muttaqin, orada med harflerinden ya gelmiş. Evet. Ondan sonra sükun arız olarak okulumuzda altı durduğumuzda vakıf yaptığımız zaman yaptığımızda sükun arız meydana geliyor. Ya altı elif miktarı, dört elif miktarı, bir de bir elif miktarı. Bir miktarı ya da. Evet. Mesela okuduğumuz zaman nasıl okuyacağız? Bir okuyun. İkinci şey okuyun. Tahkik okuyun. Tahkik. En yavaş şeyi okuyun. Ve mimma razaknahum yunfikun. Buna ne diyoruz? Tahkik. Tedbiri yapın. Ve mimma razaknahum yunfikun. Şey yapın Hadir. Ve mimma razaknahum yunfikun. Yunfikun. Evet. Mesela numarada bir kayda var. Bu kayda Araplar bu da bir kaydedir, diyor ki el-kıraatu mebniyetun ala't-tenasub. El-kıraatu mebniyetun ala't-tenasub. Bu kaydayı ezberlememiz lazım. Kıraat ne üzerine inşa edilmiştir? Tenasub. Tenasub yani tahkik okuduğumuz zaman tul yapmamız, buna yani münasebet diyoruz. Uygunluk. Uygunluk ya da. Uygun olmaz. Tedbir okuduğumuz zaman tavassut yapmamız, yani 3 veya 4 elif miktarı uzatmamız. Buna ne diyoruz? Biz buna tenasüp diyoruz. Arapçada tenasüp diyor, yani uygunluk. Yani tam yerinde olan kıraat. El-kıraatu mebniyetun ala't-tenasüp. Kıraat ne üzerinde inşa edilmiştir? Tenasüp üzerinde. Ona göre iyi şey yapmamız lazım. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ Siz okuyun. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ Buna ne diyoruz? Bu hangi şey okudunuz siz? Tahkik mi? Tedbir mi? Hadır mı? Tahkik okuduk. Ama bana tedbir gibi geldi. Doğru. Biraz daha yavaş okumamız lazım. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ Evet. Bazen Abdüssamet'i görürsünüz. Abdüssamet'in iki tarzı okuyuşu var. Birisi tahkik okuru, yani tertil dediğimiz. Birisi de tedvir. Onun şey yoktur, hadri yoktur. Tedvir. Tedvir okuyor. Bazen görüyorsunuz ki bir surenin sonunu, yani mesela tahkik okuduğu zaman uzatıyor. İyi uzatıyor maşallah. Biz de aynen o şekilde okumamız lazım. Zaten bu üç tarz içinde bize gelmemiş yani. Dördüncü bir tarz yoktur. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam döneminde sahabeler üç tarzda okuyor. Ya tahkik, ya terbiye, ya da hadir. Evet. İkinci tedbiri okuyun. Tedbiri okusanız nasıl yapacaksınız? وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ Evet. Hadir okuyun. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ Biraz daha hızlı. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ Bunu hadir diyoruz. Ya tul, ya tavassut, ya kasır uzatıyoruz. Yani ya altı, ya da üç ve dört, ya da bir ekmek tarihi. وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Siz yapın bunu. وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Bu hangisiydi? Bu tedbir. Tedbir. Tamam. Tahkik olarak okuyayım. Tahkik okuyun.
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Evet, bu neydi? Bu tahkik. Evet. Hadır olarak okuyun. Okuyun hadır olarak. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Birincide hangi kural var? Birincisinde. Şu an bir ilk ayet. Medde muttasıl var. Medde muttasıl var. Onu eksiltmiyoruz yani. Yani hadırda eksiltmiyoruz. Medde lazım. Ondan sonra medde muttasıl. Bunları hiçbir zaman eksiltmiyoruz ha. Sadece işte medde arız ya da medde munfasıl gibi yani caiz olan şeyleri okuşa göre değiştiriyoruz. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. O şekilde. Bu bunu beraber okuyalım. Üç şeyle. Ondan sonra önümüze geçelim. Dersimizi bitirelim inşallah. Summun bukmun umyun fehum la yarci'un. Summun bukmun umyun fehum la yarci'un. Şimdi tedbir okuyacağım. Summun bukmun umyun fehum la yarci'un. Summun bukmun umyun fehum la yarci'un. Şimdi hadr okuyoruz. Summun bukmun umyun fehum la yarci'un. Summun bukmun umyun fehum la yarci'un. Üç şeyi anladık inşallah. O zaman biz suremizi okuyalım. Suremizi de tahkik okuyalım mı, tedbir okuyalım mı? Hangisini istersiniz? Fark etmem. Hangisini okuyacaktık? Biz İzâ câe nesrullah okuyalım. Tamam. İzâ câe nesrullah ya da şey okuyalım. Erâytellezî okuyalım. Ağzıma dikkat edin. Tahkik okuyacağız. Ama sonlarını tedbir uzatacağız. Şey olarak tevessüt uzatacağız. Dur uzatmayacağız. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت الذي يكذب بالدين. فذلك الذي يدع اليتيم. فذلك الذي يدع اليتيم. ولا يحض على طعام المسكين. ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين. فويل للمصلين. الذين هم صلاتهم ساهون. الذين
صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم صدق الله العظيم Yusuf kardeş bu اَلَّذ۪ينَ هُمْ يُرَاءُونَ da hangi kural var? اَلَّذ۪ينَ يُرَاءُونَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَلَّذ۪ينَ هُمْ orada medd-i tabi var. O daha sonra? اَلَّذ۪ينَ هُمْ يُرَاءُونَ medd-i muttasıl. Evet, medd-i muttasıl var. İnşallah bir sıkıntı yok. Elhamdülillah. Değerli izleyicilerimiz, medd-i arızı da bizim konumuz buraya kadar. Dediğimiz gibi bu tul, tavassut ve kasr yani sonu üstün olduğu zaman işte hem 6 hareke hem de 3-4 hareke ya da 2 hareke yani bir elif miktarı. Sonu esre olduğu zaman aynı şekilde uzatıyoruz. Dammed olduğu zaman aynı şekilde uzatıyoruz. Sadece bazı farklılıklar var. Onlar zaten işmam ya da ravum dediğimiz gibi onları açıkladık. Rabbim inşallah bizleri Kur'an ehlinden kılar. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.